Herkese merhaba. Uzun bir süre sonra yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Kali Linux'u sanal makine olarak çalıştırmayı ve kurmayı göstereceğim. Ben normalde Kali Linux'u Windows 10 sistemine birlikte dual boot olarak kullanıyorum. Ama sanırım herkes sanal makine üzerinden çalıştırmayı tercih ediyor. Bunun çeşitli sebepleri var tabii. Kullanım kolaylığı, herhangi bir sıkıntı olduğu zaman silip tekrar yükleyebilme kolaylığı vesaire gibi. Ben yine aslında videonun başında olarak tercihim, yani kendi tercihimi size söyleyeyim. Tabii ki dual boot olarak kullanmanızın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Buradaki ufak nokta ise farklı disklere farklı işletim sistemi kurulumu yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Şimdi biz video konumuza dönelim. Ben videoda VMware Workstation Player kullanacağım. Siz isterseniz VirtualBox tarzında farklı uygulamalarda kullanabilirsiniz. Bir de Kali Linux ISO dosyasına ihtiyacımız var. Kali Linux 2020.3 yeni çıkmışken ben de böyle bir video çekmek istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi öncelikle VMware Workstation Player'ı çalıştıracağız. Ardından gelen ekranda Create a New Virtual Machine seçeneği var. Buna tıklayacağız. Buradan ISO dosyasınızı seçmemiz gerekiyor. Buradan ISO dosyamızı seçmemiz gerekiyor. Bunun için Browse dedikten sonra ISO dosyamızı seçiyoruz ve Next diyoruz. Ardından operatör sistemimizin hangisi olduğunu bize soruyor. Linux'u seçiyoruz. Versiyon olarak da bilgisayarınızın destekleyebileceği en yüksek versiyon Debian'ı seçmeniz lazım. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için Debian 10x 64 bit seçiyorum. Eğer 32 bit ise Debian 10x seçmeniz lazım. Ve ileri diyorum. Şimdi burada sanal makinemizin nereye kurulacağını bize soruyor. Burada ben D diskimde programlar kısmında yeni bir dosya oluşturacağım. Veya D diskimin içine oluşturayım bu dosyayı. Ve ismine sanal makineler diyeceğim. Ve tamam diyeceğim. Pardon. Evet. Şimdi sanal makineler içerisinde kuracağım ve sanal makinemin ismini de Kali Linux 2020.3 koyacağım. Ve ileri diyorum. Burada sanal makineye vereceğimiz disk kasap. Şimdi burada sanal makineye vereceğimiz disk kapasitesini soruyor. Burada 20 GB minimum tarzında bir ibre var. Şimdi burada sanal makineye vereceğimiz disk kapasitesini bize soruyor. Burada 20 GB demiş. Ben buna 50 GB yapmak istiyorum. Siz daha yüksek rakamları da çıkabilirsiniz tabii ki. Ben şahsen dual boot olarak D diskimin 150 GB'lık bir kısmını ana bilgisayarımda kullanıyorum. SSD haricinde. Bir sanal makine için ise 50 GB, 20 GB, 25 GB de yeterli olacaktır. Buradaki ilk ayarımız RAM ayarı. Buradaki ayarı kendi bilgisayarınıza göre kendiniz tercih etmeniz lazım. Benim bilgisayarımda 8 GB var RAM olarak. Ben ama harici uygulamalarla çalıştıracağım için örneğin video çekim programı vesaire size video çekeceğim bu sanal makineleri kullanarak. 2 GB olarak bunu ellemiyorum. Siz kendi RAM'inize göre yükseltip alçaltabilirsiniz ama en düşük 1 GB olması gerekiyor. Sanal makinenizin RAM'inin. Ben 2 GB veya 3 GB kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu ellemeyeceğim burada. Prosesör kısmına geleceğiz. Buradaki çekirdek seçmemizi söylüyor. Ben 4 çekirdek seçeceğim. Bunu yine kendi bilgisayarınızın donanımına göre kendinizin karar vermesi lazım. Buradaki network adaptöründe ben buradaki ayarla oynamıyorum. Normalde farklı kurulumlarda bridge kısmına da alıyorlar bu kurulumu. Network ayarına. Ben NAT tipi olarak kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü sonradan işte network adaptör harici takmamız gerekiyor vesaire. Ben bu şeyleri sevmediğim için NAT tipi olarak kullanacağım. Bridge olarak da kullanılabilir tabii ki. Bu tabii ki sonradan da değiştirilebilir ayrıca. Yani burada bir kere yaptıktan sonra değiştirilemez diye bir şey yok.
sanal makine ayarlarından bu ayarları tekrardan kurulumdan sonra dahi değiştirebiliyorsunuz. Ben burayı ellemiyorum ve close diyorum. Şimdi finish diyeceğiz. Ve bize sanal makineyi getirecek. Burada Play Virtual Machine butonuna basıyorum ve sanal makinem çalıştırılıyor. Gördüğünüz gibi install ekranı geldi. Ekranda Enter'a basıyorum ve grafik şeklinde install etmek istediğimi söylüyorum. Normal klasik install da kullanabilirsiniz ama göze hoş gelmesi için grafiksel install'ı ben tercih ediyorum. Tabii ki tamamen kendi tercihiniz. Burada herhangi bir değişiklik olmaz. Ben Kali Linux'u İngilizce kullanmanızı tercih ederim ama ben kurulumdaki yazıların vesairelerin Türkçesini size göstermek istediğim için Türkçe olarak kuracağım Kali Linux'u. Bölge ayarımız Türkiye. Klavye düzenimiz de Q klavye olacak. Buna sonradan klavye tipi ekleyebiliyorsunuz. Her zaman her işletim sisteminde olduğu gibi. Şimdi burada medyaları tarıyor. Burada normal kurulumda otomatik ağ yapılandırılması yapılamayabilir. Yani sanal makineyi kurarken de hata verebilir veya benim dediğim gibi dual boot olarak vesaire kurarken hata verebilir. Orada atla seçeneğinden devam ettikten sonra bir işletim sistemini kurduktan sonra ağı tekrardan yapılandırabiliyorsunuz. Herhangi bir endişeniz olmasın. Ben makine adımızı Arduinoloji yapmak istiyorum. Burada makine adını Arduinoloji şeklinde değiştireceğim. Devam diyorum. Domain'i boş bırakacağız. Devam diyorum. Yeni kullanıcının tam adı yine Arduinoloji diyelim. Hatta A'sı büyük olabilir. Devam. Hesabınız için kullanıcı adı. Bu giriş yaparken kullanacağınız hesabın kullanıcı adı olacak. Değiştirmiyorum. Arduinoloji olacak. Devam. Kullanıcı için bir parola girin. Burada bizi kullanım kolaylığı sağlasın diye 1, 2, 3, 4 girelim. Devam diyorum. Burada diskleri otomatik algılayacak. Burada herhangi bir ayar yapmanız gerekmiyor. Normal kurulumda elle kısmını seçip diskleri kendiniz bölümlemesini sağlamanız gerekiyordu. Burada yardımcı ile diskin tamamını kullan seçeneğini seçtikten sonra devam diyebilirsiniz. Zaten bizim verdiğimiz gördüğünüz gibi 50 GB'lık kısım burada. Devam diyoruz. Tüm dosyalar tek bölümde seçeneğini seçip devam diyoruz. Ve değişiklikleri diske kaydetmesi için devam diyoruz. Buradaki değişiklikler diske kaydedilmesin mi sorusuna evet diyoruz ve devam diyoruz. Burada temel sistemi kuracak. Bu bilgisayarınızın hızına, sanal makineye verdiğiniz RAM miktarına bağlı birçok şekilde değişebilir. Ben şimdi videoyu durduracağım. Hızlı yükleniyor bende ama yine videoyu durdurayım. Fazla zamanınızı almayalım. Evet, şimdi yazılım seçme ekranına geldik. Burada istediğiniz ayarı kendiniz yapabilirsiniz. Ben buradaki hiçbir ayarı değiştirmiyorum. Önerdiğim tek değişiklik aslında size bütün tool'ları kurmasını sağlamak olabilir şu kutucuğu işaretleyerek. Ama ben default kurulum yapacağım. Sonradan tool'ları, istediğimiz araçları kendimiz zaten indirebiliriz. O yüzden devam diyorum. Ve yazılım kuruluyor, sistem kurulmaya başlanıyor. Evet, şimdi Grub ön yükleyicisi ekranına geldik. Bu ekranda Grub ön yükleyicisini kurup kurmamak istediğimizi soruyor. Ben evet seçeneğini basıp devam diyorum. Burada dev SDA yazan aygıtı seçeceğiz. Devam diyorum. Zaten sanal makineyi kurduğumuz için tek bir tane seçenek var burada. Onu seçiyoruz ve devam diyoruz. Şimdi kurulum bitiriliyor. Kurulum bittiği zaman devam seçeneğini tıklıyoruz ve burada sistemimiz yeniden başlatılıyor. Burada Kali Linux butonuna enter'lıyoruz ve sistemimiz boot ediliyor.
Şimdi burada ekran küçük farkındaysanız ama bunu kök kullanıcısı haklarına erişim sağladığımız zaman değiştireceğim. O yüzden şimdilik Arduino ismiyle giriş yapalım. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi sistem kuruldu ve başarıyla da oturum açtık. Şimdi ilk yapmamız gereken şey terminali açıp kök kullanıcısı haklarını elde edebilmek. Gördüğünüz gibi izinlerimiz tam değil. O yüzden sudo pasvd root komutunu çalıştırıyoruz. Ve şu anki kullanıcının bize şifresini soruyor. 1, 2, 3, 4 diyoruz. Burada root kullanıcısının yani kök kullanıcısının şifresini değiştiriyoruz ki root erişimimiz olsun. Root şeklinde Kali Linux'a giriş yapalım. Buradaki şifreyi de ben 1, 2, 3, 4 olarak belirleyeceğim. Ve enterladım. Şifre başarıyla güncellendi gördüğünüz gibi. Şimdi kullanıcı değiştirelim. Ve root olarak bilgisayara giriş yapalım. Gördüğünüz gibi kök kullanıcısı haklarına da artık sahibiz. Root olarak giriş yaptık. Öncelikle buradaki ilk değişiklik gözünüze çarptıysa root kullanıcısı olduğumuz zaman terminal renklenmedi. Bu yüzden yapmamız gereken şey geri gidip ls dedikten sonra sd home klasörüne girmek. Ardından burada sd arduinoloji klasörüne girmek. Burada da ls-list all yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bütün gizli dosyalar olmak üzere dosyaların hepsi karşımıza çıktı. Buradaki 5 RC dosyasını görüyorsunuz. Bu dosya terminalin renklendirilmesini sağlıyor. O yüzden bu dosyayı Arduinoloji kullanıcısının dosyalarından root kullanıcısına kopyalayacağız. Copy 5 RC slash root slash diyoruz ve enterlıyoruz. Root kullanıcısının da terminali artık renklenecek. Bunun için tekrardan kullanıcı değiştireceğiz ve bilgisayara giriş yapacağız. Tekrardan root olarak bilgisayara giriş yapıyorum. Ve terminalim renklendi gördüğünüz gibi. Bundan sonra kendi terminal özelleştirmelerinizi yapabilirsiniz. Şimdi size ekranı düzeltmeyi gösterecektim. Bunun için ayarlar kısmına ekran yazıyoruz. Ve gelen ekrandaki çözünürlüğü istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey öncelikle repo güncellemesi. Ama bundan önce de VMware Tools'u kurmamız lazım. Bu yüzden şu altta her kurulumdan sonra veya kurulum sırasında bir pencere olarak VMware Tools'un kurup kurmamak istemediğimizi bize soruyor. Buradaki Install Tools'a basıyoruz. Ve VMware Tools kurulmuş olacak. Anlık donmalar yapabilir uygulama. Bunun için uygulama penceresini açıp böyle kapatmanız yeterli. VMware Tools normalde ben bu kurulumdan önce Kali Linux kurduğum için tekrardan silip size gösterdiğim için bir pencere olarak yani kurulumdan hemen önce pencere olarak böyle ekranın ortasında gelmedi. Siz ilk kurulum yaparken VMware Tools'un orada kurulup kurulmak istenmediğini soruyor. Siz onu evet dediğiniz zaman VMware Tools siz Kali Linux'u kurarken aynı anda yükleniyor. Ben de bilgisayarda zaten yüklü olduğu için buraya CD olarak geldi. Siz ilk kurulumu yaparken Kali Linux'u açtığınız anda o graphical install ekranında size bir kutucuk çıkacak. Siz kuruluma başlamadan önce ona evet diyeceksiniz ve VMware Tools'u aynı anda kuracaksınız. Burada bir ayar yapmamıza gerek yok o yüzden. Şimdi repo güncellemesi yapmak istiyorum ben. Bu yüzden internet tarayıcımı açıyorum. Ve
internet tarayıcıma şöyle yazalım. Kali Linux repo diyelim. Ve enterlayalım. Kali Linux'un orijinal sitesine giriş yapacağız. Ardından şuradaki komutu kopyalayacağız. Kopyaladıktan sonra bunu kapatabiliriz. Ve terminal ekranımızda Ctrl Shift V ile bu komutu buraya yapıştırıyoruz ve enterlıyoruz. Şimdi apt update diyeceğiz. Ve güncelleme başlayacak. Burada ben internette yaptığım araştırmalarda apt update yapıldıktan sonra bu bağımlılık ağacı oluşturuluyordan sonra güncellemeler otomatik yapılmaya başlanıyordu. Ama siz de benim gibi aynı bu şekilde bu ekranı görebilirsiniz. Burada güncellemeleri yapmasını sağlamak için ek bir komut girmeniz gerekiyor. Ben bunu internette bayağı bir araştırdım. Yabancı forumlara da baktım. Yani herhangi bir nedeni yok, vesairesi yok. Bilgisayardan bilgisayara değişim gösteriyor. Benim bilgisayarımda hem dual boot olarak normal işletim sistemi olarak kurduğum zaman da hem böyle sanal makine olarak kurduğum zaman da aynı hatayı aldım. O yüzden burada apt upgrade diyeceğiz. Burada devam etmek istiyor musunuz kısmına evet diyoruz. Büyük E yazıp enterlıyoruz. Ve burada site o verdiğimiz çalıştırdığımız komut üzerinden gelen paket dosyalarını okuduğu paket dosyalarını güncelliyor gördüğünüz gibi upgrade ediyor. Yapmanız gereken işlem bu. Bundan sonra Kali Linux'u gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Terminal üzerinden değişikliklerinizi, özelleştirmelerinizi, her türlü işleminizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi burada kilit noktalardan biri öncelikle VMware Tools'u Graphical Install ekranında gelen kutucuk üzerinden kurmak. Sonradan çok uğraştırıyor. Benim bu VMware Workstation zaten kurulu olduğu için bilgisayarımda ve farklı işletim sistemleri bunun içinde sanal makine olarak kurduğum için VMware Tools hazır olarak kuruluydu. O yüzden benim ekstra bir kurulum yapmama gerek kalmadı. Ama size ilk çalıştırdığınız zaman dediğim gibi bir kutucuk gelecek. Ayrıca harici olarak kuramazsanız da bana yorumlar kısmında belirtebilir veya hakkımda kısmındaki mailime mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Bütün gelen maillere ve yorumlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Root kullanıcısı haklarına sahip olduk. Kök kullanıcısı haklarına sahip olduk. Onu da gösterdim size. Ve son olarak da işletim sistemimizi güncelliyoruz. Bütün paketler, uygulamalar, Wireshark'tan brute force saldırısı yapacağımız bütün tool'lara kadar güncelleştirmeler yapılıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi herhangi bir hatanızla karşılaştığınız zaman bana mail veya yorum yoluyla ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.